Ve biraz karantina dönemine, tabii her ülkede farklı zamanlarda oldu çoğu zaman. Aynı zamanda denk gelen durumlarda oldu ama işte farklı sürelerde koronavirüs başlayınca karantina süreçleri de ona göre gelişmişti. Şimdi bir kişiden bahsedeceğim. Bu yüzden karantina dönemini canlandırmanız gerekecek gözünüzde. İşte evde kaldığımız, sürekli evde kalmamız gereken o süreçleri canlandırmamız gerekecek. İşte öyle bir süreçte olan bir genç karantina boyunca oyun oynamayı tercih etti. Ve karantina boyunca oyun oynayan genç kan pıhtılaşması sonucu hayatını kaybetti. Sebep hareketsizlik, kan pıhtılaşması hareketsizlik sebebiyle ve sonuç ölüm. İngiltere'de yaşayan Louis O'Neill'di kendisi. Karantina döneminin başlamasının ardından kendini gerçekten oyunlara vermişti ama maalesef yakın zamanda derin ventrombozu nedeniyle hayatını kaybetti. Aslında babasının ifadeleri de var. Çocuğuma çok söyledim. En azından biraz yürüyüş yapmasını söyledim. Evde bazı spor videolarını açıyordum. Onları yapmasını söyledim ama buna hiç kulak asmadı. Yalnız kalmak istediğini belirtti. Ve Haziran ayının başlarında da bir kamp atılaşması nedeniyle rahatsızlandı diyor. Hatta yatağının yan tarafında yere çökmüş genç adam. O rahatsızlık başladığı anda. Yardımına koşan babasına baba bana ne oluyor dedikten sonra maalesef ki sağlık yetkilileri, sağlık görevlileri olay yerine intikal etmeden önce son nefesini de vermiş. Yani hastaneye bile götürlememiş değerli izleyiciler. Yani buradan neyi anlıyoruz? Karantina dönemi olsun olmasın tabii o çok zor bir süreçti. Yani psikolojik açıdan da fiziksel açıdan da ama bu süreç olsun olmasın hareketsiz kalmak herkes her yaştan kişiye çok zararlı. Nasıl bu duruma geldiğinin ayrıntılarını merak ediyorsanız babasının açıklamalarına göre Louis hiç kalkmadan, yerinden hiç kalkmadan, hiç ara vermeden 6-7 saat boyunca oyun oynuyormuş. Biraz kilo da almış ama biraz kilo almış belki hani obeziteye varan bir kilo oranı değil. Ama işte sonucu görüyoruz. Maalesef ki kan pıhtılaşması sebebiyle hayatını kaybetmiş. Yani babasının açıklamaları da bu yönde 6-7 saat hiç ara vermeden oyun oynuyordu, hiç kalkmıyordu diyor. Bu derin ven trombozu denilen sağlık problemi genel olarak toplar damarlardaki kan pıhtısının parçalanması ve kan dolaşımının ilerlemesi olarak ifade ediliyor. Uzmanlar tarafından parçalanan pıhtıya emboli adı veriliyor ve emboli bazı durumlarda ölümcül olabiliyor bazı durumlarda ölümcül de olmuyor ama bu durum işte ölümcül bir vakanın örneği. Yani siz de yerinizden kalkmadan bir şeyler yapıyorsanız bu sadece oyun oynamak da değil. İş olabilir, güç olabilir, resim olabilir. 6-7 saat sürekli kalkmadan yerinizden bir şey yapıyorsanız bir anda Allah korusun hayatınızı kaybetme riskiniz var. Çünkü kan pıhtılaşması derin ve en trombozu sizin de başınıza gelebilir. Lütfen ve lütfen ne yapıyorsanız yapın. Öyle 6-7 saat uzun saatler boyunca aynı koltukta aynı yerde oturmayın, hareket edin ve kendinize lütfen çok dikkat edin. Bu hayat bir kere var, bu hayat bir kere bize hediye ediliyor. Bunu da en güzel şekilde, en verimli şekilde geçirebilmek için şu bedenimize ve tabii kafamıza, ruh sağlığımıza, psikolojimize, her şeyimize iyi bakmak lazım, intina etmek lazım. Lütfen hareketsiz kalmayın değerli izleyicilerimiz.